İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi seçim kampanyasının olağan Zoom toplantısı gerçekleşti. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nden davet. Batı Ermenistan'ın evlatları Siyan Elias. Türk hükümetinin Ermenilere uygulanan katliamlarına karşı olumsuz tutumu. Batı Ermenistan'daki Van'ın kahramanca mücadelesi. Gornizor üzerinden Artsakh'a giden yeni yol Mayıs sonunda tamamen hazır olacak. Ermenistan Cumhuriyeti'nde kadınlar gönüllü olarak zorunlu askerlik yapabilecek. Ermenilere uygulanan soykırım Armenos Yetim Müze Enstitüsü tarafından basılmış yeni 8 kitap ve 4 dergi okuyucularla buluştu. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi ön seçim kampanyasının 7. Zoom toplantısı 20 Nisan 2023 tarihinde Ermenice gerçekleştirildi. Toplantının konusu Batı Ermenistan'ın devlet olarak tanınmasının koşullarıydı. Ana konuşmacı Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'dı. Devlet Başkanı Abrahamyan, Batı Ermenistan'ın tanınması için Hamidiye alaylarının doğrudan katılımıyla 1894'te Hamidiye katliamları ile Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosid'in başlaması, bunun daha önce organize edilmesi ve 1894-1923'ten günümüze kadar devam etmesi bir ön koşul olarak sundu. Devlet Başkanı katliamlara batılı ülkelerin müdahalesi ve tepkileri hakkında konuştu. Bosnubar'ın kurduğu Ermenistan Devleti'nin kurulmasının ön koşullarından da bahsetti. Milletvekilleri adayları Keşişyan, Davidyan, Amirzayan kendilerini ilgilendiren soruları sordu. Oturumun sonunda çok sayıda milletvekili seçim öncesi programlarını sundu. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi sizi 24 Nisan 2023 tarihinde Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosid kurbanlarını anmak için düzenlenen yürüyüşe ve sonsuzluk ateşinin etrafına çiçekler bırakmaya davet ediyor. Davetliler ve bize katılmak isteyenler Yerevan Spor ve Konser Kompleksi'nde yakın alanda saat 11.30'da Batı Ermenistan Cumhuriyeti Bayrağı'nın etrafında toplanacak, ardından yürüyüşe başlayacaktır. Saygılarla Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi. Siyan Elias, Yeni Zelanda Yüksek Mahkemesi'nin 12. ve şu anki başyargıcıdır. Ülkenin yargı sisteminin en yaşlı üyesidir. Sırpuhi Elias, 1949'da Londra'da doğdu. Babası Minas Elias, Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenistan'dan sağ kurtulan bir Ermeni ailesinden geliyor. Annesi ise Galler ülkesindendi. Ebeveynlerin Yeni Zelanda'ya taşındığı zaman Sırpuhi henüz 1 yaşındaydı. 1984'ten 1988'e kadar Elias, Auckland İlçe Hukuk İşleri Komiseri olarak görev yaptı. Sosyal faaliyetlerde bulundu ve bürokratik keyfiliğe karşı mücadele ettiği için itibar kazandı. Waitenti Anlaşması ile ilgili yürüttüğü çeşitli davalarla tanınır. 1988'de Elias, kraliyet avukatı olarak atanan iki kadından biri oldu. Diğeri ise Lovell Hudder'dı. 1990 yılında ülkeye yaptığı hizmetlerden dolayı Yeni Zelanda Hatıra Madalyası ile ödüllendirildi. Elias, 1995 yılında Yüksek Mahkeme Yargıcı oldu ve ara sıra Temiz Mahkemesi'nde görev yaptı. 1999'da Elias, Yeni Zelanda Yüksek Mahkemesi Başkanı olan ilk kadın oldu. Bu görevi daha önce sadece erkekler üstlenirdi. O andan yakın zamana kadar Elias, Yeni Zelanda'nın başyargıcı oldu. Büyük Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'in emriyle Sırpuhi, 3 kez Yeni Zelanda Genel Valiliği görevini resmen üstlendi. Padişahı tahttan indiren Türk İttihat ve Terakki Partisi iktidara geldi. İktidara geldiği ilk yıllardan itibaren parti liderleri soykırımı planlayıp örgütleyerek Ermeni meselesini kapatmaya çalıştılar. Dünyadaki savaş durumundan yararlanarak Ermenileri sürgün etmeye ve katletmeye başladılar. Daha sonra bunu savaş gereği olarak gösterdiler. Aslında tek bir plan vardı. Ermeni etnik grubunu sırf Ermeni oldukları için yerinden etmek ve yok etmek. Daha sonra Türkler sanki Türk halkının katliamını Ermeniler organize ediyormuş gibi her şeyi tersinden sunmaya çalışarak tarihi tahrif etmeye başladılar. Ayrıca Ermenilerin mülkiyeti, Ermeni kültürel anıtları ile ilgili belgeler çarpıtıldı.
Bu, bütün bir etnik grubun kültürü ile soykırımıydı. Türk hükümeti inkarını üç temel ilke üzerine inşa etti. 1. Sorumluluğunu Ermenilere yüklemek. Yani katliamlar sanki Ermeniler tarafından yapılmıştır. 2. Kasıtlılığın reddi. Önceden organize edildiği inkar edilir, bazı yerlerin yerinden edilmesi kısmen kabul edilir, halkı koruma ihtiyacı gibi sunulur. 3. Rakamların tahrif edilmesi. Ermeni nüfusu, mülkü, kültürel yapılarının sayısının olduğundan az gösterilmesi. Soykırımı, Armenosidi, inkar siyaseti, soykırımdan sonraki ilk kuşakta ulusal kimlik üzerine neden oldu. Bu, soykırımın, Armenosidin özgün bir devamıydı. Ancak son dönemde bir başka gerçeği daha görüyoruz. İnkarcı politikaya tepki olarak Ermenilerin ikinci ve üçüncü kuşak temsilcilerinin hem anayurtta hem de diğer ülkelerde birlik olmaları ve gerçeklerin inkarına karşı yeni bir söz vermeyi ifade etmeleri dikkat çekicidir. Ayrıca yabancı temsilcilerin ifadeleri de arttı ve tarihçiler arasında soykırım, Armenosit'le ilgili gerçekleri incelemek ve ortaya çıkarmak için yeni bir bilgi yayıldı. Western Armenia TV, Batı Ermenistan'da yaşanan meşru müdafaa savaşlarını, özellikle Van şehri ve Ermeni köylerindeki Ermeni nüfusun ağırlıklı olan Türk birliklerine karşı savaşlarını sunuyor. Birinci Dünya Paylaşım Savaşı'nın başında Türk makamları Van ilinin Ermeni nüfusuna yönelik toplu katliam düzenledi. Kafkas cephesinde yenilen Türk birlikleri, onlara katılan Kürt haydutlar ve Müslüman çeteler Ermenileri vahşice katletti, mallarını yağmaladı ve Ermeni yerleşimlerini yok etti. Van ilinin Şatah, Hayotzor, Arceş, Timar, Alcevaz dahil bazı ilçelerinde Ermeniler kendilerini savunmaya hazırladı ve düşmana karşı kıyasıya savaşlar yürüttü. Van Savaşı kahramanca ve en uzun süren ve en güçlüsü oldu. Şehir, Aygistan ve Kakameç olmak üzere iki mahalleye ayrılmıştı. Nisan 1915'te Türk birlikleri Aygistan'ı kuşattı ve Kakameç mahallesi ile bağlantısını kesti. Ancak Ermeniler başa çıkmak için çare buldular. Aygistan'da öz savunmayı yönetmek için Vaspuragan'ın Ermeni öz savunma birimini oluşturuldu. Savunucular düşmanın bir dizi önemli mevzilerini ele geçirerek ateşe verdi ve onları havaya uçurdu. Neredeyse her gün şiddetli çatışmalar, bölgenin sürekli bombardımanı ile düşman Ermenilerin savunmasını yarıp geçmeyi başaramadı. Vanlı gençler sadece silah ve cephane sağlayarak yardım etmekle kalmadı, aynı zamanda cesurca savaştı. 1915 yılının 7 Nisan'dan 6 Mayıs'a kadar süren Van'ın kahramanca öz savunması Ermeni ulusal kurtuluşunun ölümden kurtulmasını sağladı ve başka yerlerdeki Ermenilere örnek oldu. Armen Press'in bildirdiği üzere Ermenistan Cumhuriyeti Bölge İdaresi ve Altyapı Bakanı Gnel Sanosyan, Ulusal Meclis'te Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin 2022 programının uygulama süreci ve sonuçları hakkında raporunun tartışılması çerçevesinde Artsakh'a giden yeni Deh Kornizor yolunun Mayıs sonunda hazır olacağını açıkladı. Bakan, Kornizor yoluna gelince 1 Nisan'dan itibaren trafiğin yeni yola aktarılması konusunda kesin bir anlaşma yapıldı. Biz de inşaatçılarımızla yapabileceğimiz ama tam olarak hazır olmayan yolu 1 Nisan itibariyle geçilebilir hale getirmek için o takvime uyduk. Mayıs sonunda yol tamamen hazır olacak. 3 katlı asfalt yapılması planlanıyor, dedi. Bakanın Mayıs ayı sonuna kadar tamamlanacağına inandığı yolda istinat duvarları, drenaj sistemleri ve yapılacak bir dizi başka şey var ve yol nihayet hazır olacak. Şu anda yol geçilebilir durumda. Böylece yol Berzor'u es geçerek ve Ahavno Vadisi'ne erişimi engelleyecektir. Batı Ermenistan hükümeti için bu kabul edilemez. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, savunma hakkında ve askerlik hizmeti ve askerlerin statüsü hakkında kanunlarda değişiklikler ve eklemeler önerdi. Bu bağlamda Ermenistan Cumhuriyeti kadın vatandaşlara gönüllülük esasına dayalı zorunlu askerlik yapma hakkı verilecek. Bakan Süren Babikyan'ın konuyla ilgili yaptığı açıklamada kadınların zorunlu askerlik süresi 6 ay olacak. Terhis edildikten sonra kadın askerler Ermenistan Cumhuriyeti yedek ordusuna katılacak veya istenirse savaş hizmeti koşullarında askerliğine devam edecekler.
Tartışma sonucunda hükümet projeyi onayladı. Önümüzdeki günlerde görüşülmek üzere ulusal meclise sunulacak. Savunma Bakanı, parlamentonun yasayı acil bir şekilde kabul etme eğiliminde olmadığını belirtti. Yeni düzenin 2023 kış zorunlu askerlik çağrısı sırasında yürürlüğe girmesi planlanıyor. Armen Press'in aktardığı habere göre Ermenilere karşı uygulanan soykırım, Armenosit Müze Enstitüsü Müdürü Harutyun Marutyan, Müze Enstitüsü'nün yakın zamanda yayınladığı ve okurların beğenisine sunduğu tüm eserlerin Ermenilere karşı uygulanan soykırım, Armenosit ile ilgili olduğunu belirtiyor. Hayatta kalanların anıları, tanıklıkları, çalışmaları. Marutyan, Müze Enstitüsü tarafından yayınlanan İngilizce bilimsel süreli yayın, Uluslararası Ermenilere Karşı Uygulanan Soykırım Armenosit Araştırmaları dergisinin bir tam sayısı, arsa sorununa ve Azerbaycan'ın Ermenilere karşı uyguladığı soykırım Armenosit politikasına adanmıştır. Bu yayın tam da bu nedenle arsa meselesinin herkesin anlayabileceği bir dille kamuoyuna ulaşılması açısından önemlidir, dedi. Müze Enstitüsü'nün bilimsel çalışmalardan sorumlu müdür yardımcısı Edita Gızoyan yazdığı Halep'teki Kurtuluş Evi, Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit'ten kurtulanların 1464 tanıklığı başlıklı kitabına atıfta bulunarak kitabın Milletler Cemiyeti arşivinden getirilen soykırımdan Armenosit'ten sağ kurtulanlara ait orijinal İngilizce ve Ermenice çevirileri, düzeltilmiş yer adları, hayatta kalanların açıklamaları ve fotoğraflarıyla birlikte 1464 kişisel belge içerdiğini kaydetti. Hayatta kalanlar, Milletler Cemiyeti Komiseri Danimarkalı misyoner Karen Neppe'nin çabalarıyla Halep'teki kurtarma evine sığınarak kurtuldu. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Susanna Safaryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Zulal Cirer adlı eseri sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.